Hem Betül hocama hem de Yalçın hocama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkekleri ne diye suçlarlar abi? Bak hatırlamayanı görüyorsun. Ellerime baksana nasıl buz gibi. Tamam devam et. Soruyu alalım. Elbette ki soruyu alacağım. Soru neydi falan. Gitme, 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 gitme. Katlime ferman olsa da yar senden döner mi? Girebilsen şu sinemde neler var? Evet değerli arkadaşlar, yeni bir akustik zamanı programıyla karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra yine çok iki değerli arkadaşımı konuk olarak aldım. Hem Betül hocama hem de Yalçın hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyiyiz Ferhat hocam. Seni gördük, daha iyi olduk. Versin. Ben de sizleri gördüğümde gerçekten çok sevindim. Kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Yoğunluğunuzu biliyorum. Ne demek hocam? Bu arada Sonat nasıl, iyi mi? Sonat iyi. Dersleriyle meşgul. Derslerle meşgul. O da evde. Yani umarım öyledir. Online eğitim. LGS ailesiniz biz. LGS ailesi, evet. Evet. Biraz sorunlar yaşıyoruz ama atlatacağız. Olan şeyler aslında. Atlatacağını da düşünüyorum. Hem evet. Sizlerin hem de Sonat'ın. Dilerseniz ilk sorumla başlamak istiyorum. Grup Sahiban. Neden Sahiban? Buna ben cevap vereyim. Yani grubun ismini, evet, Yalçın. Sahiban, benim dedem söylerdi. Sahiban kelimesini çok kullanırdı. Ondan kalan bir anıydı bende. Sahiban gölgelik demektir. Adana'da sahiban gölgelik. Ben de Adanalıyım, biliyorsun bu arada. Ben çok fazla duymadım Adana'da. Dedem söylerdi benim. Evet. Dedem söylerdi. Sahibanın altından şunu getir falan diye. Ben çocukken falan. Oradan evet. Bende kalmıştı. Gölgelik güvenli bir yer, rahat bir yer. Müziğin de öyle olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir şemsiye kurmak istedik. Bir de aslında güzel bir bence bağlantı olmuş. Yani iyi ki o ismi grubunuza koymuşsunuz yani. Çünkü müzik de aslında insanları birleştirici, toparlayıcı bir özelliği var. Evet. Yani hiç birbirini tanımayan ya da farklı, her anlamda farklılık taşıyan insanları bir araya toplayan bir evet. özelliği var. Evet, evet. Bu yönüyle de bence çok isabetli olmuş. İki şey insanları hep bir araya toplar fiziksel olarak. Bir ateş, soğukta bir araya toplar. Evet. Bir de gölge, sıcakta toplar. Evet. Tabii. Biz Adanalı olduğumuz için Adanalı olunca aynen gölge. Evet, gölgelik üzerine yoğunlaştık evet. biz yani. Gerçekten öğrendiğime sevindim. Grup Sahiban. Grup Sahiban ne zaman kuruldu? Dilerseniz bu sorunun da cevabını alayım, sonra devam edelim. Sahiban yeni. Hayır, yeni kurulmadı. Grup Sahiban 2005 yılı 2004 7 Nisan günü kuruldu. 2004 yani aşağı yukarı, şimdi benim matematiğim iyi değil. 2004 7 Nisan. Erkekleri ne diye suçlarlar abi? Erkeklerin... Eşinin doğum tarihini hatırlamaz. Aynen, evlilik aynen. yıl dönümünü hatırlamaz. Nikahı hatırlamaz. Bak hatırlamayanı görüyorsun. Grup fikrini ben konuşuyoruz zannediyordum ama. Ha, tamam. Burada da güzel anlaşabildiğiniz bir tablo ortaya koydunuz. Biz hiç anlaşamayız, biliyor musun ya? Sahnede sürekli kavga ediyoruz. Ama sürekli. İşte kavgalar beraberinde neyi doğurur arkadaşlar? Siz de biliyorsunuz. Daha müthiş bir işbirliğini, daha sağlam bir sağlam ilişkileri dolayısıyla daha sık sıkı bağlanıyorsunuz. Evet. İyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sizlerin ilişkisini gördüğüm için bunu çok rahatlıkla söylüyorum gerçekten. Teşekkürler, sağ olun. Uyumlu bir eşsiniz bence. Sağ olun. Evet, Sahiban 2004 yılında kuruldu dedi Yalçın hocam. Benim bakış açımla bakmıyormuş. Tamam, sana geçelim. Sen ne diyorsan. Betül hocam fikrini de alalım. Sahiban grup fikri yeni aslında, öyle söyleyeyim. Bir albümümüz var. Bu bizim ilk albümümüz değil. Sahiban olarak çıkardığımız bir albümümüz var yakın zamanda ama bundan önce bir albümümüz daha var. Urfa'dayken çıkarmış olduğumuz bir albümümüz var. Çok albümüm özür var daha burada doğrusu. Burada bir parantez açmak istiyorum. Urfa'da derken ben hemen çok değerli konuklarımızla şundan da bahsetmek istiyorum. Her ikiniz de müzik öğretmenisiniz. Evet. Urfa'da görev yaparken bir albüm çıktı. Benim albümüm.
Aslında o zaman da grup olma düşüncemiz vardı ama Yalçın işin sadece mutfağında olmak istiyordu. Hani ben yazayım, sen söyle. Ama Yalçın Hocam da hakikaten o özellik var. Evet. Bir girişkenlik var bir de, tamam mı? Merak evet. var. Yani o benim onu fark etmiştim çünkü. Bence işin mutfağında çalışmayı istemesinde biraz bunun etkisi var. Doğru mu acaba? Çok eğlenceli değil mi abi mutfak? Eğlenceli tabii. Yani her işte aslında görünmeyen kısmı gizem taşır ya aynı zamanda. Evet. Şöyle de bir şey var, matematiği var benim bu şeyim. Şimdi sende de göreceğim, görüyorum, tahmin ediyorum. Diyorsun ki ya neresi akustik olarak rahatsız edici acaba evet. sesim? Bunu düşünmesen dışarıdaki işte çöpü düşüneceksin, kavgayı düşüneceksin. Evet. Bunu düşünmeyi tercih ediyorum. Bir meşgale. Evet, meşgalem yani benim. Güzel de bir meşgale yani. Evet. Bir şey nasıl daha güzel hale getirebilirimi düşünüyorum. Bundan daha keyifli ne olabilir ki? Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ama ben şu konuda ikna olmuyordu. Ben onunla müzik yapmayı çok seviyorum. Onunla birlikte yapmayı çok seviyorum. Ya böyle çok ya insan var ya. Ama hocam ben şimdi çok... Burası önemliydi bence. Ama ben istiyorum ki ben arkadaki işleri çevireyim, o görünen yüzümüz olsun falan. Ama bir de konuşan birine de ihtiyacımız vardı. Ben sahnede konuşmayı çok seven biri değilim. Sahnelere o kadar daha ne çıkmışlığın olduğunu düşünüyorum. Evet, yaklaşık 20 yıl oldu yani. 20 yıldır biz sahne yapıyoruz. Tabii bunun son 15 senesi Yalçın'la beraber yapıyoruz. Ben hiç konuşmuyorum. Konuşmayı çok sevmiyorum sahnede. Birinin konuşması gerekiyor. O da ben oluyorum. O yani. Anlamda Yalçın'la olması iyi oldu yani. Dur ne diyeyim burada? Yalçın bence güzel, güzel başlamıştı ve dur. Güzel devam etti. Yani grubun bir konuş... kuramadım cümleyi canım ya. Kasılıyorum ben ya. Ellerime baksana nasıl buz gibi. Tamam devam et. Kasılıyorum. Şu da çok dikkatimi çekti. Grup sahiban kendi bestelerini seslendiriyor. Kendi sözleriyle bütünleştirmiş olduğu bestelerini söylüyor. Biraz da bundan söz eder misiniz? Burası da çok önemli çünkü. Evet, çok şanslıyım ben o konuda. Bence de şanslısın. Çok şanslıyım. Aslında hem sen şanslısın yani söz ve müziği eşine yani Yalçın Hocam'a ait olan eserleri keyifle söylüyorsun. Evet. Yalçın Hocam da şundan evet. dolayı çok şanslı. Şimdi her besteci ve söz yazarı şarkısının güzel söylenmesini ister değil mi? Yani yorumlanması kendisinin hani kalp olarak tatminlik duygusu yani mutlu olma. Paylaşmak ister ya söyleyen kişiyle. Paylaşmak tabii abi. Paylaşarak. Tabii. Dolayısıyla o da o yönden şanslı bence ve dengelemişsiniz kendinizi. Evet. Biz kendi şarkılarımızı ilk albümde de kendi şarkılarımızı söylemiştik. Gitme albümü şimdi yeni çıkan albümde de üçü de kendi şarkımız. Evet. Ozan Sarıboğa ile çalıştık. Ozan kardeşimizle tanışmıştım. Evet tanıştım. Ondan için yapmış oldum. Sevgiyle selamlarımızı da iletelim. Harika, Ozan'a. Harika bir müzisyen. Evet. Kesinlikle. Müthiş bir... Çok yönlü bir multi-enstrümanist. Evet, multi-enstrümanist bir kardeşimiz. Onunla beraber çalıştık. Onun düşünme biçimine emanet ettim evet, şarkıları. Evet. Sound tamamen... Yeni bir renk getirdi şeyi. Şarkıları, evet. Yani bizim... Emeğini sağlık. Bir de kendi yaptığın şarkıları bir başkası tarafından düzenlenmesi çok keyifli bir şey. Evet. Önceden hep kendim yapıyordum bunu. İlk defa, gerçi ilk albümde de öyle olmuştu ama o konuyu açmayalım. İlk defa gerçekten böyle kendi şarkımı dinledim. Güzel şarkıymış ya dedim yani. Ne kadar güzel. Evet, o hissi yaşadık. Yani. Evet. Pekala, hemen şunu sormak istiyorum burada. Sahibandan öncesi var mıydı? Turuncu. Turuncu Türküler. Turuncu çok Türküler. Sıra dışı bir isim arkadaşlar. Turuncu Türküler. Turuncu Türküler. Biraz söz eder misiniz? Turuncu olarak çıktı albüm de biz ona bir grup ismi olarak kullanmak istedik. Turuncu Türküler dedik. Sonra ben oyun bozarlık yaptım. Peki bir şey tahmin etmek istiyorum. Kapakta bir turuncu renkle ilgili bir şey var mı? Yok. Turuncuyu başka... İroni mi vardı orada tamamen? Başka bir şey vardı. Bir anlam yükledik turuncuya aslında. Yani anlam, güzel bir anlamı vardı. Kırmızı ve sarıyı karıştırınca ortaya çıkar. Birimizin kırmızı, birimizin sarı olduğu bir aslında turuncu... sosyo-demografik yapılardan geliyoruz diyelim. Eyvah eyvah, anlam itibariyle hakikaten... Anlamadın. Turuncu sonat aslında. Evet, turuncu sonat. Turuncu sonat. Sonat. Biz ben kırmızıyım, o sarıya da kırmızı o sarı. Kırmızı ve sarının oluşumundan turuncu çıkıyor. Ama çok farklı ismi turuncuydu, evet. Sosyolojik yapılardan. Çok derin bir anlam yüklemişsiniz bence.
bizim için çok derindi. Evet. Sonra bir radyoya gittik. Bunu açıklamaya kalktık. Radyoda küstah bir kadın vardı, kimdi bilmiyorum. Ne olmuş ki dedim. Turuncu deyince portakal mı geliyor aklıma dedi falan. Biz o günden sonra ilgimizi yitirdik yani bu hikayeyi. Dediğim gibi derin bir anlam yüklemişsiniz yani. Evet. Portakalın evet. Çok ötesinde. Çok ötesinde. Adanalı portakal. Evet yani Adanalıyız portakal, tamam. Yok aslında öyle değil de evet. Turuncu. Peki değerli arkadaşlar. Bundan sonraki hedefiniz ne acaba? Müziksel çalışmalarınızla ilgili. Yani meşhur olmak gibi bir kaygımız yok bizim. Yani. Zaten müzik öğretmenleri olarak. Alıyoruz evet. Yani. Ya biz zaten öğrencilerimiz meşhur, arasında meşhuruz zaten. Meşhur kelimesini tamamen çıkarsa bize. Tamam oradan çıkar. Ne diyelim buraya? Meşhur kelimesi hiç olmasın. Tamam, olmasın. Peki biz müziğimizi yapmak istiyoruz ya bizim bir şey. Yapmak istiyoruz yani paylaşmak istiyoruz değil mi hocam? Ne yapıyorsak şimdi öyle devam edeceğiz yani. Biz bundan öncesi için de böyle bir kaygımız yoktu. Aman şöhret olalım falan. Öyle bak şöhret, yoktu. Ünlü olmak falan. O kelimeyi tamamen çıkar. Hayır onu söylemeyeceğim. Sadece ben şu anda... O altta bunu beklediğin imajı oluşturur yani. Hiç geçmesin, kelimesi geçmesin yani. Gündemini alma. Ne diyorsun bu konuda Betül Hocam? Peki anladığım kadarıyla Betül Hocam. Ben cevap verin istersen. Tamam sen cevap ver hadi. Soruyu alabilir miyim? Elbette ki soruyu alabilirim. Soru neydi falan. Şimdi bundan sonraki müzikal anlamda hedefleriniz var mı arkadaşlar? Varsa neler? Biz bestelerimiz var. Birikmiş bestelerimiz var. Daha önceden evet. Biraz düzenlediğimiz ama hoşumuza gitmeyen, işte Ozan'la çalışmayı düşündüğüm kafamın içerisinde şimdi Ozan'ın orkestrası çalıyor benim. Evet. Şarkıya yakıştırdığım enstrümanlar var falan. Ne güzel bir etkileşim olmuş. Evet. Buradan o şarkıları da böyle yavaş yavaş atıp hani şey var ya, Betül de bu aralar o kitabı okuyor. 43 bin yıl önce hani elini mağaranın duvarına bastıran adam var ya. Yani evet. Biz oyuz yani. Buradaydık biz de. Biz bırakmak da var aslında evet. Burada. Yani biz bir şey yapmaya çalıştık. Misafir olduğunuz bu dünyaya bir iz bırakmak aslında. Bu da güzel bir yaklaşım bence. Evet, bir şey gerçekten denedim. Tebrik ediyorum. Olur olmaz bilmiyoruz. Biz ama denedim. Buradaydık yani. Evet. Sayban Masir yani. Evet. Ve bu arada Sayban demişken bu henüz çiçeği burnunda olan single'larımız var. Bunlar Apple Music'te dinleniyor. Başka hangi mecralarda var arkadaşlar? Spotify'da var. Deezer'da, hepsinde. Deezer'da var. Hepsinde var. Sayban yazdığınızda bütün müzik platformlarında karşınıza çıkacaktır ve keyifle dinleyeceğinizi düşünüyorum. O halde sırayla gitmek istiyorum. Öncelik bayanlardan olsun ya Yasin Hocam. Her zaman. Eyvallah. Gökyüzü. Martılar geliyor. Bir yazar. Orhan Pamuk. En son izlediğin film. Dünyalı. En son okuduğun kitap. Edip Güney'in müzik sosyolojisi yanılmıyorsam. Adana. O kadar çok şey var ki. Yalçın, Portakal. Ya lütfen birini. Bir şey demiyorum yani. Yalçın, Portakal. Yalçın, Portakal. Ne yapayım seni çok seviyorum ben. Adana deyince aslında direkt sen geliyorsun. Yani Yalçın Hocam vallahi billahi bu programımızda bir ilk oldu. Bu şekilde açık ve net bir şekilde ifade etti sevgisini Betül Hocam. Tebrik ediyorum. Açık, açık söylüyor. Ben şarkı yazacağım abi. İşte sen de buradan üretim yoluyla. Açık açık söylüyor. Ben şarkı yazmam gerekiyor bunu söylüyorum. Bence de. İyi ki geldiniz. İyi ki ortamımızı şenlendirdiniz. Güzel bir anlam kattınız değerli arkadaşlar. İyi ki bizi çağırdın hocam. Biz seni eyvallah. De çok seviyoruz. Seninle müzik yapmayı da çok seviyoruz. Çok sizleri seviyoruz gerçekten. İnşallah yine farklı platformlarda bir araya gelip İnşallah. Güzel güzel müziklerimizi yaparak yine sohbetlerle renklendiririz. Diliyorum ki. Önce tabii sağlık dileyeyim sizler evet. Şimdi arkadaşlarım. İnşallah en kısa zamanda da yine buluşuruz. İnşallah. Var olun, sağ olun, ayaklarınıza sağ olun. Hocam sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum size.